Merhaba arkadaşlar, ben Umut. Bugün gençler birlikte dünya üzerinde yaşanan en kötü tren kazasını izleyeceğiz. Yani gençler ya makinist, yani treni kullanan makinist dikkatsiz davranıyor. Ya da arabaları kullanan kişiler. Yani gençler araba tren yayının üstüne geliyor. Hani böyle kapanan yerler oluyor ya. Düğmeye basıyor oradaki adam, güvenlik adam. Orası kapanıyor. Diyor ki hani tren oradan geçmeyecek. Bunlar da dinlemiyor işte. Kötü sonuçlar, bayağı ibretlik sonuçlar ortada var. Siz de bununla alakalı bir video izleyeceğiz. Ve gençler, ne yazıyor da New Karahanbark Hamurcular Derneği. Daha deminden beri buna gülüyorum. Neyse gençler, hadi lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın devamı için. Şimdi videomuza geçelim, başlayalım. Evet gençler, şimdi bir tane tır yolda gidiyor. Oo, ama çok güzel vurdu yani, söyleyelim. Arkası komple gitti ama önüne hiçbir şey olmadı. Çok temiz vurdu yani. Hep böyle olsun, olacaksa. Evet, yolcular bir tedirgin, bir ne oluyor lan, bir şeyler var. Abi çok kötü geliyor, tren geliyor bir yerden. Of çok kötü geliyor. Ne olacak, bir şey yok ki. Bir şey yok ama şu anda. Abi ya, ooo. Hızlı tren gençler, bunlar hemen kontrol, adam 150 ile giriyor biraz ya. Normal araba hızı yani, normal 150 km hızla giriyor. Oo, sıyırdı. Sıyırdı gençler, sıyırdı. Vurmadı ama. Oo, vurmuş lan. Oo, sürükleniyor. Abi inşallah bir şey olmamıştır adama. Ama çok kötü vurdu yani. Oğlum, oo, en kötüsü bu gençler. En kötüsü bu bence. İki tane tren birden gitti. Ama arkadaki trenle pek bir şey olmadı gibi ya. O devam ediyor yoluna. Ama bu öndeki tren. Ama gençler, bakın size bir şey söylemek istiyorum. O tır neden orada böyle durmuş? Yani herhalde bilerek yapmış yani. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Rezillik ya. Yani o tır neden orada durmuş? Bakın gençler, size dediğim gibi, bakın şey kapanıyor. Adam ama bunu dinlemediği için. Şimdi tren bir yerden gelecek. Parça alacak büyük ihtimalle. Nereden gelecek? Çok hızlı gelecek. Ah, dediğim gibi de oldu. O ne lan öyle? Bu da çok temiz vurdu. Oo, arkadaki şeyden damper mi ne derler, o arkadaki ülke kayboldu. Ben bir daha aynı başka baştan. Oo, tren paramparça etmiş ya. Tabi paramparça, demir yani sonuçta. Demir yani. Evet. Kesin o küçük arabaya bir şey olacak. Abi nasıl? Çok kesin ölmüşlerdir de. Aha. Başka bir tren var. Yavaşla biraz abi, yavaşla. Yol ayrılıyor zaten. Yol ayrılırken çarpacaklar değil mi? Aynen. Of. Aynen. Oo, çok kötü zincirleme. Oo, çok kötü oldu. Vallahi çok kötü vurdular. Karşıdan gelen trenle metrobüs mü herhalde, yerin altından gittiğine göre. Metrobüs mü lan bu, yok tren ya. Evet. Bak tıra bakın gençler. Ya o kapanmış, sen daha niye zorluyor? Abi sağdan gelecek, kesin sağdan gelecek. Oo. Gençler çok kötü vurdu ya. Ulan izlerken bile bir garip oluyorum ha. Gençler çok kötü vurdu gerçekten. Tren yani. Bir de bir anda fren de yapamaz. Bir araba gibi değil yani. Bir ABS de yok bunlarda. Hani ani fren yapsın. Frene basıyor adam, ancak 10 dakika sonra duruyor tren. Bu çok kötü değilmiş ama yine de dikkatsizlik işte. Bak tren hale götürüyor. Neyse, en azından bunda ciddi bir şey yok. Hep yabancı ülkeler genelde işte. Türkiye'de pek böyle şeyler olmuyor. Olmasını da istemeyiz zaten. Bu ne böyle ya? Güneş vurmuş kameraya, bak gözüm bozuldu ya. Allah kahretsin. Yalnız adamlardaki rahatlık çok hoşuma gitti şu anda. Adam hala konuşmaya devam ediyor. Yaşar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bunu hatırlatalım buraya kadar izleyen arkadaşlar için. Rusya. Rusya gençler, bura Rusya, konuşmaya bak. Küfür ediyor bu arada.
Evet. Umurda ne yazıyor lan? He, OMCK. Ben de onu başka bir şey diye okudum. Stop diyor. Abi. Çok kötü vurdu. El freni çekti, büyük ihtimalle iner şimdi arabadan. Geçen an bu bir binde bir ihtimal gibi bir şey. Tamamen dikkatsizlik yani. Trenin bir arabaya çarpması çok zor bir şey. Bakın. Çok kötü vurdu ya. Aha. Nereden geliyor? Aa, vurdu. Of. Of. Geçer dediğim gibi demir yanı yani. Vurdu her şeyi, parçalar. Kaçarı zaten yok. Bir de bazı deliler var Geçer. YouTube'da veya başka bir yerde videosu fazla izlensin diye. Gidiyor Geçer tren yağı rayının altına yatıyor. Yaklaşık bir 50-60 santimlik bir yer. Yani trende bir çıkıntı olsa, bir şey olsa geçtiği gibi ikiye böler insanı. Ya onlar zaten her şeyi göze almış insanlar olduğu için pek önemsemiyorlar. Bu nasıl bir kameradır ya? Evet. Geçen şoförler bu tür trenin gelişini görmüyorum. En kötü sesini bile duymuyorum yani. Kesin en arkadaki ne olacak bir şey. Kesin dediğin gibi of, çok kötü vurdu bu da. Heh, kamyon sürücüsü hale devam ediyor. Bir şey olmaz. Paramparça mı oldu? Boş ver. Altıya mı ayrıldı? Hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. Videoyu bitirebiliriz. İşte dikkatsizlik sonucu oluşan şeyleri izledik, ibretlik şeyler. Tren kazası zaten çok kötü bir şey bildiğiniz gibi. Neyse gençler, bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Yine bir kaza olmak üzere. Neyse hadi gençler, kendinize iyi bakın. Bay bay.